Birinci dönem ikinci hazırlı prova kampımız başlıyor. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın, çünkü Hakan da Emre de senin gibi hazırlar. Yazılı haftası yaklaşıyor, video bekliyoruz demişler. Abi yazılı hazırlık videoları atacak mısınız demişler. Tabii ki atacağız. 10. sınıf kanalımızda sizlere özel yazılı kampımız başlıyor. Pazartesi günü matematikle başlıyoruz. Sonra salı günü fizik, çarşamba günü kimya, perşembe günü biyoloji var. Sayısal dersleri bitiriyoruz. Bunlar önemli, biraz daha zorlayıcı dersler. Ve ardından da sözel dersler. Edebiyat, tarih, coğrafya ve İngilizce ile 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı kampımızı mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. Burada şu çok önemli. 1. dönem 2. yazılılarda 1. dönemin ilk yazılı konuları da çıkabilir. O yüzden ilk yazılı konularını mutlaka tekrar etmemiz lazım. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Yazılıya nasıl çalışılacağını da esasında bazı öğrenciler tam anlamıyla oturtamadı. Birincisi, yazılı öncesinde ortamımızı düzenlememiz lazım. Yani şöyle dağınık bir ortamda çalışırsan bilgiler de zihninde dağılır. Konularımızı çıkarmamız lazım. Sınıfın en çalışkanından veyahut da işte hocamızdan, ya bu kimya yazılısı hoca ne soracak, coğrafya yazılısı hoca ne soracak, tek tek öğrenmemiz lazım. Hatta üst sınıflardan, yani 11. sınıflardan, abi geçen sene hoca ne sormuştu, Merve bir şey soracağım, hoca geçen sene ne sormuştu şeklinde bilgiler almamıza bize çok ciddi tiyolar verir. Ve notlarımızı okuyoruz. Sonrasında da 10. sınıf kanalımızdaki yazılı provalarını izliyoruz. Yazılı sırasında asla ama asla moral bozanlardan uzak duruyoruz. Ya yapamazsın ya, işte çok zor soruyor falan. Bunlardan uzak durun. Veyahut da ben hiç çalışmadım der ama esasında bütün gece çalışmıştır. Bu tarz tiplerden de uzak duruyoruz. Kopyaya zaten hiçbir şekilde gerek yok. Yazılı sonrasında da eksiklerimizi not almamız lazım. Birinci dönemin birinci yazılı sonrasında eksiklerini not almış mıydın? Hepsini aldım hocam. Harikasın. Birinci dönemin konuları, yani birinci yazılı konuları fazla çıkmayabilir ama yine ikinci yazılıda da bazen birinci yazılı konularından, kazanımlarından hocalar sorabiliyor. Ve hocanın kanaati de çok çok önemli. Sen yazılıda 68 alabilirsin. Atıyorum 78 alabilirsin. 54 alabilirsin. Yani tam istediğin notu alamayabilirsin. Hatta zayıf not bile almış olabilirsin. Hiç önemli değil. İnsanlık hali. Ama sonrasında sen dersini güzel bir şekilde çalıştığını, derste dikkatlice dinlediğini hocaya gösterirsen ve birazcık da yükseliş gösterirsen hocalar mutlaka kanaat kullanıyorlar. Bundan da faydalanmanı tavsiye ederim. Çünkü hepimiz insanız. Yani tamam, yazılı da önemli ama yazılıda alacağımız not haricinde insani ilişkiler, derste hocaya saygı duymak da gerçekten hayat kurtarabiliyor. O yüzden mutlaka derste de güzel bir şekilde dinliyoruz. Aynı zamanda tongcaademy.com'da sınıf anahtarı sisteminde 10. sınıfa özel birçok yazılı provamız var. Her bir derse özel 2 prova var. YouTube'dakinden çok daha fazla. Bunları da izlediğimizde sınavlardan çok güzel notlar bizleri bekliyor. Hadi bakalım, ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.